Murat abi hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir EuroLeague transfer analiz bölümümüzle abi karşı karşıyayız bir sezon bitti artık. Takımlar da transfer penceresini açtı ve çalışmalara başladı. Fenerbahçe-Beko için de ilk transfer haberi Nate Sestina ile geldi. Türk Telekom'da. Koç Erdem Can'la çok iyi bir sezon geçirdi aslında. Kendini de Euro Cup ispatlamış bir oyuncu olarak Euroleague seviyesine transfer yapıyor. Tabi burada size oyuncuyu sormadan önce şunu sormak istiyorum. Bence bu transferde beklenti kelimesi çok önemli ve doğru beklentiyle oyuncuyu değerlendirmek lazım. E sizin öncelikle beklentileriniz neler? Ya beklenti olarak yani şimdi Şimdi Derya Yannier 5 transfer yapacağız dedi. Benim beklentim ona göre biraz değişecektir. Çünkü kadroda hala bence önemli eksikler var. Çok güzel doğru parçalar da var ama. Yani benim ondan beklentim açıkçası kariyerine baktığın zaman beklentimin ne olması gerektiğini de bence bir yerde görebilirsin. NCAA kariyerine Bucknell'da başlıyor. 4 sene orada oynuyor. Mezun olduktan sonra graduate hakkını Kentucky'de kullanıyor. Yani şimdi Bucknell'la Kentucky arasında dünya kadar fark var. Bir tanesi Patriot League, bir tanesi SEC Ligi. Onun yanında da resmen bir oyuncu fabrikası. Çünkü genelde hep liseden 5 yıldızlı oyuncuları topluyor. Kentucky'yi görüp Sestina'nın bir yarış atı falan olduğunu beklemek çok yanlış olur. Bir sene Kentucky'de oynadı. Ama profesyonel kariyerine baktığın zaman benzer bir şey var. Hapoal Holon'da başlıyor. Daha iyi bir lig olan Türkiye Ligi'nde Merkez Efendi takımına transfer oluyor. Oradan Türk Telekom ve şimdi de Fenerbahçe. Yani Balkan BIBL Ligi sonra Euro Cup şimdi de Euro Lig'de oynayacak. Yani ben bu tür kariyerleri e, severim. Yani mesela e, Nigel da Galatasaray'da başladı Euro Cup, ise geçti. Sonra tavan yaptı Barcelona'yla. Fenerbahçe'de de yerini buldu. De şu Dayton Üniversitesi, ondan sonra Almanya, ondan sonra Sassari, ondan sonra Fenerbahçe. E, Motley bile Baylor olmasına rağmen ki çok elit bir e, basketbol okulu NCAA'lerde. ya yani NBA denemesi oldu Nigel'ın da olduğu gibi. Oradan Kore, ondan Ondan sonra Lokomotiv Kuban, Euro Cup. Ondan sonra Fenerbahçe. E şimdi baktığın zaman Sessina da belli aşamalardan, zorluklardan, engellerden geçmiş bir oyuncu. Ondan ben katkı yapacağını, yani katkı yapmasını bekliyorum. Ama taraftar ne bekliyor? Eğer bu bir Ituris transferi ise Ituris onu nasıl kullanacak? Yani bunları şu anda söylemek mümkün değil. O zaman abi biraz da artı eksilerine geçelim oyuncunun. Öncelikle size tabii artılarını sormak istiyorum. Burada şutu zaten öne çıkıyor. Bir de hangi oyuncuyu acaba EuroLeague aranasında benzetebiliriz Sestina'yı ya da hedefi kim olmak olmalı? Vallahi kendisi Vezenkov dedi. Mirotiç galiba biraz daha şey hedefi. Yani inşallah ikisi de olmaz çünkü yani Final Four maçlarında <laughs> ikisinin de şeyini düştüğünü görüyoruz. Normal sezon performansının düştüğünü görüyoruz ama yani Bezenkov veya Milotic seviyesine gelebileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama yani en yakın olarak Alec Pierce'ı görüyorum. Ama ondan daha iyi olacağını da tahmin ediyorum. İkisi şütör olarak 5 aşağı 5 yukarı aynı. Ama e, tabii en büyük fark Sestina doğru kullanıldığı zaman pick and pop'ta olsun şeyde olsun fake'e atıp drive edebiliyor. Reboundlar sıkıntı olabilir. Yani bu saydığım oyuncuların e, hiçbiri öyle yani Vezenkov çok rebound kovaladığı için Olympiakos sisteminde iyi reboundçı gibi gözüküyor ama yani böyle dominant bir reboundçı değil. Eğer Vezenkov kadar diğer şeyleri bırakalım o seviyede bir reboundçı olarak en azından yaklaşırsa bence Fenerbahçe beklediğini almış olur. Çünkü şutu ve kullanış şekline göre sayı katkısı mutlaka olacaktır. Peki abi sizce topsuz oyuncu nasıl bir oyuncu Nate Sestina? Ya şimdi bir kere zeki bir oyuncu, tembel bir oyuncu değil. Köşelerden iyi, çok iyi atıyor, yüksek posttan, top of the çok iyi atıyor. Burada tabii onun kullanılış şekli çok çok önemli. e 2 sistemine yani uyan bir şey, oyuncu profili ucumda. Yani Nigel'in yedeği olacak şimdi eğer hakikaten 5 transferin ikisi yapıldıysa ve 3 transfer kaldıysa hesaplarına göre Fenerbahçe yönetiminin yani 3 numara çok zorlanır savunmada, hücumda. 5 numara yani bir ara Erdem Can da denedi. Yani ben onu sadece yani Nigel ve Deşan'ın... Yedeklenmesi gerekir diye düşünüyordum. Sürelerini aşağı çekmek için. Nigel'ı yedeklediler. Nigel de, de şu anı yedekleyecek gibi duruyor şu anda. Ama böyle olduğu zaman Nigel'ın yükü <laughs> yine azalmayacak ki o kadar. 5 numara konusunda abi bahsettiğiniz gibi zaman zaman Tyreek Jones'un arkasında... 5 numaradan süre alıyordu Sestina ama orada tabii Erdem Hoca switch sonrası Sestina'yı tepede değil genelde yardım savunmalarında e, saklıyordu. Ya burada da sanki savunmada eksileri olduğunu görebiliyoruz Sestina'nın. Savunma kısmı için abi öne çıkan ve geliştirmesi gereken eksi özellikleri sizce neler? Vallahi şimdi savunmada e, benim seyrettiğim kadarıyla çok çabuk fake yiyor bir kere. Aradaki mesafeyi iyi ayarladığı zaman e, ...güçlü bir oyuncu olduğu için, hücum eden oyuncuyu göğüsleme şansı yakalıyor. Ama fake'i yediği zaman veya çok içine girdiği zaman... ...ya faal yapıyor ya da geçinmesi kolay oluyor. E switch'lerde de aynı şey geçerli. Şimdi Fenerbahçe e, sisteminde switch savunması hep var. Orada tabii Nigel gibi olmasını bekleyemezsin switch'lerde. Çok iyi niyetli ve çalışan olduğunu... ...duyuyorum. Zaten Erdem Can telekom aldıysa yani onları araştırıp almıştır. Merkez Efendi'dekilerle konuşmuştur. Ama tabii şimdi e, Anadolu Efes olduysa Tayyip yolumuzu alıp Sestina'yı niye almadı diye de bir yerde e, sorgulamak lazım. Çünkü e, Fenerbahçe'den aldığı para çok makul bir para yani. O zaman abi şeyi de sorayım son olarak. E, Itulis'in sisteminden bahsettiniz. Bu sistemde sırtı dönük oyun da çok önemli bir yer kaplıyor. Sestine o sırtı dönük oyunu oynayabilecek bir profili mi yoksa oradan yaratılacak pozisyonları bitirecek bir profili mi? Vallahi sırtı dönük oyunu çok fazla güven vermiyor. Yani sırtı dönük alıp yüzü dönü çevirdiği zaman daha iyi hücum ediyor. Yani sırtı dönük üretim beklemek sayı olarak yani biraz iyimserlik olur. Tabii ki mismeya yakaladığı zaman onu kullanır. Ama şu an gibi Nigel gibi özellikle oyun planında bir sırtı dönük pozisyon hazırlama konusunda işte Nigella mukayese edildiği zaman en büyük eksiklerinden biri switchlerden sonra da o sırtı dönük oyunu. Bu konuda bence geliştirdiği nokta sezon içinde. Tabii fiziği ve kuvveti beraberinde çember altında iyi pozisyon alabiliyor. Yani özellikle ona hazırlandığı oyunları bitirme konusunda üst vücudunun kuvvetiyle bu konuda iyi kullanabiliyor gerçekten. Abi o zaman son olarak size şu soruyu sorayım. Nate Sestina şu anda Euroleague seviyesinde bir oyuncu mu ve tavanını biraz nerede görüyorsunuz? Ya işte basamak basamak yükseliyor. Euroleague'de yeri olabilecek bir oyuncu. Kullanış şekli çok çok önemli. Kontratın çok makul olması falan devreye de girdiyse ve İtudis'in kafasında onun için tam bir yer hazırlanmadıysa, hazır değilse ilk kez Euro League oynayacak bir oyuncu. Evet Avrupa'da çaylak değil, Euro Cup, e, tecrübesi var. ...işte Motley gibi, e, Nigel gibi. Ama ya oyuncunun güvenini arttıracak kişi koç. Carson Edwards'a yaptığını şeye yaparsa, e, Sestina'ya tecrübe tecrübeli olmasına rağmen bocalayacaktır. Yani sonuçta ilk kez Eurolig oynuyor. Tavanı yani Vezenkov bonus desek <laughs> e, tabanı da yani ben yani doğru kullanıldığı takdirde Alec Pires kadar katkı yapacaktır. Çok enteresan. Alec Pires'in da koçu CSK'da e 2 e, Olmadı. Yani o açıdan hala sorguluyorum bir e transferi mi diye. O zaman Görüşmek üzere abi. Ağzınıza sağlık tekrar. Hoşçakalın. Teşekkürler.